Yani bu tedbirler alınmadığı sürece her tarafa yayılacak. Çok inanmıyorum açıkçası. Çünkü artık gribe döndü diye düşünüyorum. Türkiye ve Türkiye'deki Türkler zarar görmesin, dünya umurumda değil. Koronavirüs var ya, bir oyundur dünya üzerinde, belirli bir soykırımdır. İngiltere, Hollanda ve herhalde Danimarka'dan olan uçuşları engellediler galiba. Lütfen dikkatli olalım, lütfen. Koronavirüs İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha tehlikeli bir hal aldı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tedbir yok. Ondan dolayı. Ne olacak ki? Hiç bak bunca millet dışarıda. Yani yakında Türkiye'de onları geçer yani. Az kalmış. Peki siz tedbir alıyor musunuz? Aynen. Dışarı çıkmıyorum. Ben mecburiyetten çıktım bugün hastaneye gidiyorum diye. Dışarıya çıkmıyorum. Ellerimi sık sık yıkıyorum. Çocuğumu bile koruyorum ben. Ben kaç aydır da çarşının yüzünü ilk defa gördüm. Kötü bir durum. Ülkemizdeki, yani bizlere de dikkat etmeliyiz. Ya bu konu şöyle, tedbirsizliklere bağlıyorum ben daha çok. Hani milletin şey yapması, gerek buradaki gerek yurt dışındaki insanların tedbirsiz davranması. Özellikle Türkiye'nin yabancılara karşı kapılarını açmasından dolayı, sürekli insan giriş çıkışından dolayı bu virüs bir şekilde yayılacak yani. Ama tedbir almamız lazım. Şu an biz yasakta evde oturuyoruz. Yabancılar geliyor, burada geziyor. Belki onlar getirdi mutasyonu, burada uğradı, oraya gitti. Biz bilemiyoruz yani. Ama artık devletlerin dünya çapında çok büyük önlemler alıp bir an önce bitirmesi lazım ki patlaya patlaya bir olduk evlerimizde. Bir an önce bitmesi lazım. İnşallah bu taraflara gelmez yani. Yurt dışı gidiş gelişlerini kapatırlarsa en azından buradaki koronavirüsten de kurtulmamızı sağlarlar. İnşallah biter diyelim. Vallahi iyi olmuş. İyi olmuş, ne diyeyim? Neden sizce iyi olmuş? Hak ediyorlar demek. Peki bu tehlike bizim için de geçerli mi sizce? Geçerli tabii ki. Türkiye geneli veya yurt dışı geneli. Oradan gelen buraya geliyor mesela. Turistlere burada yasak yok. İstedikleri gibi Erciyes'e çıkabiliyorlar. Yani çok güzel tatil yapabiliyorlar. Bu da bizim tehlike avantajımızdır. Ülkelerin daha dikkatli olmaları gerektiği, ülkelerin gerekirse bütün önlemleri arttırması gerektiğini düşünüyorum. Eğer ola ki mutasyon yayılırsa ve tekrar korona günümüzde daha önemli bir yer tutarsa bundan korunmak için halkımızın da bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Vallahi gitmesini düşünüyorum birisi. Hani ortalığı yapıp kavurdu. Kötü şey yani. Millet hep ölüyor o yüzden. Ne düşüneceğiz ki? Neyse başımıza gelen o çekilir işte. Koronayla ilgilenen yok ki. İşleri yüzleri yalan. Allah. Neden peki yalan? Koronadan İstanbul'da ölüyor 240 kişi. Türkiye genelinde söylüyorlar 240 kişi. Nasıl oluyor bu? Yalnız İstanbul'da mı var bu virüs? Türkiye'de var. Aşı gelecekti 11 Aralık'ta. Daha aşı gelecek. Aşı kimlere vurulacak? Kimlere edilecek? Bu adaletle son verilecek. Bence doğrudur. Çünkü koronavirüsü yaşayarak daha zor bir hastalık olduğunu öğrendiğimiz için çocuklar da hani dahi diyorlar ya, hiçbir tepki yok. Bence var. 2 yaşındaki oğluma kadar oldu. Yani insanların daha iyi korunmasını bekliyorum ben. Kayseri halkı olarak insanlarımızda ben göremiyorum o korunmayı. Otobüslerde olsun, tramvayda olsun. Yani marketlere girerken maske takıp çıkmayla korunma olmuyor. Daha dikkatli olmamız gerektiğini yani. Maskemizi, mesafemizi daha çok korumamız gerektiğini düşünüyorum. Yani. Peki siz bunları yapıyor musunuz? Evet, maske ağzımda. Oğlumunkinde simiti yok. Birazdan diğer takacağız. Yani eve gidince de ellerimizi yıkıyoruz. Çantamızda kolonyamız, dezenfektanımız. Yani dikkat etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Buraya gelmemesini düşünüyorum. Dikkat etmek lazım artık. Yapacak bir şeyimiz yok. Elimizden bir şey gelmiyor artık. Alıştık zaten biz. Ya maske takmaya yapıldı da ama evet. İşte dikkat edilmesi gerekiyor. Çok da dikkat ediyoruz yani. İnşallah tez bir zamanda kurtuluruz. Türkiye'de daha tehlikeli olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü insanların hiçbirisi uymuyor maalesef. Yani Çin'de çıktı. Dünyaya iş yaptı. Vallahi bilmiyorum. Sonuç ne olur? İnşallah iyi olur. Dikkatsiz insanlar çoğaldıkça virüsün de daha sürekli ilerleyeceğini düşünüyorum. Peki siz dikkat ediyor musunuz? Evet. Gerekli doğru hareketleri çevreme de söylüyorum, kendim de uyguluyorum. Vallahi hiçbir şey düşünmüyorum. Şaşkınız yani. Psikolojimiz içi çöktü, evdeyiz sürekli. Vallahi gündemdeki olay öyle söylüyorlar ama bizim buraya nasıl sirayet eder onu bilmiyorum. Herhalde devletimiz o konuda önlemler alıyor. Şu an herhalde
İngiltere, Hollanda ve herhalde Danimarka'dan olan uçuşları engellediler galiba. Buna devletimizin daha duyarlı olup buraya herhalde girişleri yasaklaması bence gayet doğru. Olumlu bir bence yaklaşım. Yani bizde de olabilir. Onun için önlemlerimizi almak zorundayız. İnşallah bizde de bu kadar ileriye gitmemesi yani iyi olur inşallah. Sizce bu mutasyon aşıyı etkiler mi? Etkilemez diyorlar. Yani bilim adamlarının söylediğine göre aşılama yine etkisini gösterir diyorlar. O konuda çok bilgi sahibi değilim. Vallahi sanırım bu aşıyı da etkileyeceğini söylüyorlar ama umarım beklediğimiz gibi bir durumla karşılaşmayız. Vallahi yakında Türkiye'ye de gelir. Yani bu tedbirler alınmadığı sürece her tarafa yayılacak. Önemli olan tedbirlerimizi almak. Bu kadar. Peki siz tedbirlerinizi alıyor musunuz? Evet, mümkün olduğunca alıyorum ve uzun bir aradan sonra ilk defa işim olduğu için çıktım, mecbur kaldığım için. Çok inanmıyorum açıkçası. Çünkü artık gribe döndü diye düşünüyorum. Geçerliliği yok bence. Konu hakkındaki düşüncem hastalık yani benim için önemli olan biraz ırkçılık var yapımda. Türkiye ve Türkiye'deki Türkler zarar görmesin, dünya umurumda değil. Zaten biraz onların yaptığını uyguladığını düşünüyorum bunu. Nasıl olsa hepsinin bir hesabı var. Dünya ölümlü. Evet, normal mutasyona uğraması. Ülkemizin tedbirler alıp sınırları tamamen kapatıp gelmesini engellemek için tüm önlemleri almasını istiyorum. Aşıyla ilgili olarak da aşı her halükarda yaptırmakta yarar var. Yaptırılmasını tavsiye ederim. Vallahi gülüm bu koronavirüs var ya, bir oyundur dünya üzerinde, belirli bir soykırımdır. Başka benim diyeceğim bir şey yok yani bu. Vallahi şimdi sizden duydum işin açıkçası. Ya beklenilen bir şey diye düşünüyorum aslında yani. Bu zannedersem fikrime göre hangi ayda başladı? Mart'ta başladı. Mart'ta bitecek, bitene kadar da büyük bir ihtimal işte yok mutasyona uğradı, yok başka türlü. Bu böyle devam edecek gibi aşılar çıkana kadar. Aşılar çıktıktan sonra da zannedersem artık bitecek diye umut ediyorum. Vallahi tehlikeli olduğunu ben de düşünüyorum. Çünkü bir senedir neredeyse bununla boğuşuyoruz. Ve maalesef hala çok bir yol kat edemiyoruz. Sadece maske, mesafe, temizlik. Net bir şey belirlenene kadar da böyle devam etmeye, dikkat etmeye davet ediyorum herkesi. Lütfen dikkatli olalım. Lütfen. Teşekkürler. Peki siz dikkat ediyor musunuz? Kesinlikle ediyorum. Kesinlikle ediyorum. Ve yakınlarıma da ben mesela benim annem 65 yaş ve üstü babam da evde bile çalıştığım için onların yanında maskeyle oturuyorum. Mümkün mertebe onlarla yemek yemiyorum. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyorum. O yüzden lütfen herkes çok dikkat etsin. Yakınlarımıza, canlarımıza zeval gelmeden dikkat edelim. Çünkü insanlar kendi en yakınlarından biri olana kadar bunun ciddiyetini fark etmiyorlar. Bir de ben üniversitede çalışıyorum ve görüyorum gerçekten çember daralıyor. Çok ciddi. Lütfen dikkat edelim.